videosu çekmeye karar verdik. Herkes balık ayıklayabilir. Senin kafanı kopartacağım. Hem de derini yüzeceğim. Alalım. Buradan alt çenesinden tutuyoruz. Tabii gel kopartabilirse. Kopardık. Yer kalan içeride kaldı gerçi. Şimdi buradan parmağımızı böyle yarıyormuşuz. Yarıyormuşuz. Bütün ırk şeylere, bütün içindekileri çıkartıyoruz. Ne kadar böbrek, karaciğer, akciğer hepsi varsa kafasını buradan alıp buraya koyuyoruz. Daha sonra burada bir kılçığı olacak. Tabii kılçıksız ayıklamak isteyenler için şuradan bir kılçığı var. Kılçığını bir de bir türlü alabilirsek. Evet. Kılçığını aldık. Evet, kuyruk dahi attık. Daha sonra bunları yıkayacağız. Evet, ilk balık denememiz. Evet, bunlar canlı gibi bakıyor. Tazeye benziyor. Alt çenesinden, şurada solungaçlarının olduğu alt çenesinden tutuyoruz. Kafasını kopartıyoruz. Daha sonra buradan parmağımızın şöyle yararak karnına, kuyruğuna kadar gidiyoruz. Süzgeçlerini çıkartıyoruz. Daha sonra tekrardan yine burada kılçığı var. Bu kılçık yemeyenler için aynı bizim gibi. Bunu daha kolay yöntem mutlaka var ama yaptık çalışacaksınız. Burada hemen ikinciyi ayıkladık. Zaten böyle yapınca şöyle böyle kuyruğu kaldı yanlışlıkla. Balık ayıklarken değişik bir şeyle karşıya geldik. Bu ne olduğunu bilen var mı acaba? Balın içinde değişik bir malzeme. Evet, bunu incelenmek üzere laboratuvarımıza götüreceğiz. Biz hala balık ayıklamaya çalışıyoruz. Ayıkladığımız balıklar bu şekilde. Tabii ilk balık ayıklama deneyimimiz. O yüzden göstermek istediğimiz herkes balık ayıklayabilir. Kafasını kopardık. İçini yarıyoruz. Daha kendiniz nasıl yapabiliyorsanız, önemli olan içini komple temizlemek. Kılçık istemeyenler kılçığını alması. Evet izleyiciler, hala balıkla mücadelemiz devam ediyor. Farklı farklı metotlar deniyoruz. En güzel şu kafayı şöyle bir kopartıyorsun. Gelen evet, ciğer mi kalbine geldi. Diğer şöyle arkasından altından yani şöyle bütün uç organlarını çıkartıyor. Burada bir kılçığı var. Onu buradan ayırabilirseniz şöyle tabii temizleyin yoksa balığın geri kalanını da götürebiliyor burada. Kılçıkla beraber kılçık ayıracağım derken balığın yarısını çöpe atabilirsiniz. O konuda biraz dikkat etmek lazım.
Biz biraz yan verdik ama öğreneceğiz. Yaptıkça insan alışıyor. O yüzden kimse korkmasın. Evde rahat rahat balık pişirilebilir, yapılabilir. Buradan kuyruğu dahil. Gözleri canlı gibi duruyor. Demek ki yeni mahsule benziyor. Evet, erken az koparırsanız burada sert parçalar var. Onu da tabii kılçık gibi bir şey olmasın. Alırsanız alt yüzgeçleri. Hemen. Evet, çok sigara içmiş gibi duruyor bu. Evet, kılçık hiç batmıyor elime. Şimdi, yani çok etiyle kaplı olduğu için kılçık batmıyor. Yani insan tereddüt ediyor ancak. Şöyle. Kılçığı güzel ayıkladıktan sonra gerisi kolay. Ama tabi buradan tabi balon da hani faydalı yerine götürmemek lazım. Tabi bunu tekrardan temizleyeceğiz, yıkayacağız. Evet, biz bu ara yarım kilo belki ayıkladık, ayıklamadık. Artık kafayı daha rahat kopartabiliyorsunuz alıştıkça. İçini boşaltıyorsunuz. Şortaki kıyımı şöyle iniz daldırabilirseniz çok rahat güzel çıkıyor. Balık kaybınız da az oluyor. Tabii bunları daha sonra tekrardan yıkayacağız. Böyle şöyle sıkı tuttuğunuzda balık kafası güzel kopuyor. Şöyle ortaya yardıktan sonra şimdi böyle boşaltıyorsunuz. Şurada dikkatlice çekerseniz kopmuyor. Koparsa da sıkıntı yok. Zaten hemen alabiliyorsunuz. Bir tane daha göstereyim. Kopardım. Böyle fazla mi? Şu kılçığı şekilde aldı mı kuyruklarına kadar alabiliyorsunuz. Son balığımız artık 1 kilo balığı ayıklamış oluyoruz. Artık 1 kilo balık ilk defa ayıkladığımız için biraz acemilik tabii ki oluyor. Şöyle içine de böyle boşaltalım. Şöyle içine kurtardığını temizledi mi? Bundan sonra artık temizleme kaldı. Şimdilik ayıklama konusu bu kadar.